Evet, bu örnekte kalıp çıkan son. Evet, A küçük B küçük 0 olmak üzere. K şöyleymiş. 2A artı 3B bölü A şeklinde tanımlanmış. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğru diye sormuş. Evet, buna bakacağız şimdi. Şu şekilde yapalım. A negatif, bunu biliyoruz artık. Çünkü ikisi de sıfırdan küçük olsun, B de negatif. İkisi de negatif bir sayı. O halde şöyle yazalım. A küçüktür B yazılır mı? Yazılır değil mi? Şu parçayı aldım, yazdım. Bana biraz önce yaptığım gibi şu ayırmıştım. 2A bölü A demiştim. Burayı 3B bölü A şeklinde yazdım. Şu A'lar sağda işte, burada 2 kaldı. Bu da ne kaldı? 3 çarpı B bölü A şeklinde yazarız. Yani bize aslında B bölü A'yı bulursam aralığı cevabı bulmuş olacağım. Şuradan A küçüktür B'yi aldım. Şuraya yazdım. Şimdi B bölü A aldım. Halbuki ben her iki tarafı neye bölmem lazım? A'ya bölmem lazım. Burayı A'ya böldüm. Burayı da A'ya böldüm. O halde A'lar sadece işte orada ne kaldı? 1 kaldı. 1 küçüktür B bölü A diye bir sayı gelecek değil mi? Doğru yazdım. Evet. Bir de yön değişmesi lazım. Çünkü A sayısı sıfır negatiftir değil mi? A negatif ya. A negatif bir sayıya böleyim sağ ve solu. Yani burada eksi yok ama negatif olduğunu şuradan anlıyorum değil mi? Sıfırdan küçük olduğu için negatif diyorum. O halde burada yön değişmesi lazım. Bunu düzeltmem gerekiyor. Şurası yön değiştiği için küçük. Burada küçük yaratı var. Bunu büyük yapmam gerekiyor. Evet. 1 büyüktür B bölü A oldu. Yani şunu tersten yazarsam, yani B bölü A sayısı birden küçük bir değermiş. Bunu gördüm. Biraz önce şöyle bir yorum yapmışım. Bu eksi, bu da eksi. O halde iki tane eksinin birbirine bölümlenir. Pozitif. Yani B bölü A sayısı sıfırdan büyük bir sayıdır. Yani pozitif bir sayıdır. O halde B bölü A sayısı nerede değişiyormuş? Yani şöyle yazalım istersen. Şu iki eşitsizliği birleştirirsem şuradan ne yorum yapıyormuşum? B bölü A sayısı sıfırdan büyük ve birden küçükmüş. Yani bu yorumu yapabilirim artık. B bölü A sıfırla bir arasında değil mi? Birden küçük diyor. Sıfırdan da büyük diyor B bölü A. B bölü A değeri sıfırla bir arasında. Benim araştırdığım şuydu. Ben şimdi buna ulaşmam lazım. Buna nasıl ulaşacağım? İşte bunun önünde şu var. O halde burayı 3'e genişletmem lazım. Burayı 3'e çarparsam bura ne yapar? 0 çarpı 3 diyelim. Yazayım şöyle. Burayı 3'e çarparsam 3 çarpı B bölü A oldu. Burayı 3'e çarparsam burada zaten 3 geldi. Evet, 0 küçüktür 3B bölü A geldi. Şurası ne yaptı? 3 yaptı. Tamam. Bir de şu artı 2 var. Onun için her tarafa 2 ekliyorum. Buraya 2 eklersem 0 artı 2 oldu. Küçüktür. Buraya 2 eklesem 2 artı 3B bölü A oldu. Buraya da 3 ekliyorum. Pardon, buraya da 2 ekliyorum. 3 artı 2 oldu. Buraya ne yapar? 2 yapar. Şu artık bizim için de K'dır değil mi? K bunun eşit. Buraya K yazıyorum. Burada 5 yazıyorum. Demek ki K sayısı 2 ile 5 arasında olması lazım. Yani cevabımız Bursa'dır kızlar. Evet. Anlaşıldıysa geçeceğim diğer örneğimize. Yani B bölü A'ya ulaşmaya çalışıyorum. Yani şuradaki B bölü A değerinin hangi arada olduğunu araştırdım şu kısımda. Sonra buna ulaş, yani şu ifadeyi bulmak için de ne yaptım? 3 ile çarptım bu eşitsizliği. Sonra 2 ekledim ve K'ya ulaştım. Evet, bu böyle çözüyordu. Evet, örnek 14. Yine bir eşitlik sorusu var. Bunu çözeceğiz. Payda eşitleyebiliriz. Paydan hepsini 10 yapabiliriz. Yani şuraya 2 yazıyorum kızlar. Şunun paydasını 5 yazıyorum. Burayı çarparsam ne yapar? 5 parantez içinde x eksi 1 oldu. Şu eksi şuradan yazıyorum. Başına 2 yazıyorum. Şu 2 oradan geldi. Parantez edince ne yazıyorum? Parantez içinde x artı 3 diyorum. Bölü 10 diyorum. Neden? Paydalar eşit geldi. X de 10 geldi. Şimdi tek payda halinde yazdım. Büyük eşittir. 3x artı 1 bölü 10. Sağ solu 10'la çarpmam lazım değil mi? Şu 10'ları yok etmek için. Tamam, onunla çarptım. Burayı da onunla çarptım. Negatif bir sayıyla çarpmadım. Dikkat edin, pozitif bir sayıyla çarptım. Yön değişmeyecek. O halde bu onlar gitti. Bu onda bunu götürdü. Ne kaldı? Bir de burada dağılma özelliği var. Bunu da yapalım. 5x eksi 5 geldi burası. Şu eksi 2'yi içeri dağıtırsam
eksi 2x ve eksi 6 gelir. Yön tabi koymuyor aynı şekilde. Burası ne yaptı? 3x artı 1 oldu. Bilinmeyenler bir tarafta olması lazım. Hala şurada zaten bizim için 3x yapar. Şurası ne yaptı? Eksi 11 yaptı değil mi? Doğru mu? Evet doğru. Burası da 3x artı 1 olur. Sağ ve solda gördüğü gibi 3x'ler aynı. Bunlar birbirini götürür. Sadece yani. Burada eksi 11 kaldı. Büyük eşittir 1 geldi. Doğru mu? Şimdi sizce bu ifade doğru mudur? Yani eksi 11 ifadesi 1'e eşit midir ya da büyük müdür diye sorsam doğru mu deriz, yanlış mı deriz? Yanlış. İfadesi evet, yanlış bir ifade. Yanlış olduğu için yani bu çözüm kümesi o halde boş kümedir. Yanlış olduğu için. Yani bu işin çözümü yoktur. Boş küme olmasından doğru. Hata yapmadık değil mi? Cevaba bakıyor mu? Mideme mi bakıyor? Bakıyorum hocam, yanlış yaptık bunu. Eksi 2 ile sonsuz arası gösteriyor. Eksi 2'ye de eşit olabilir gösteriyor. Buradan bir yere atalım. Bir daha kontrol edelim. Şöyle 5'e şey yaptık. Tamam. 2 ile çarpmıyor mu? Tamam. Doğru. 10 dedik. Burası aynı. Şuna gitti. 5x eksi 5 doğru. Eksi 2x. Eksi 6 büyük eşit x artı 1. Eksi artı 1 doğru mu? Doğru. Şurada ne var? Şurada 3x yapar. Yazdık. Eksi 11. Doğru. Soru bir hata mı var acaba? Bu soru hata da olabilir belki yani. Çünkü yanlış payda değil mi? 2 ile 5 ile işlemesi lazım. 5 x eksi 5 gelir. Yazdım. Şurada eksi vardı zaten. O parantez düğünde olduğu için eksi 2 var gibi düşündük. Şurada hata yapıyor muyum? Eksi 2 x eksi 6 var. Doğru. Bura 10 zaten. Tamam doğru. Burada sorun yok aslında. Eksi 6 tamam doğru. Şu 5 x 2 x kalsa 3 x yapar. Eksi 11 artı 11. Hocam oradaki büyük eşittir küçük eşittir'e dönecek mi? Hani işaret değiştiriyorduk ya. Ama negatif bir sayıyla çarpmadık ya da bölmedik ki. Nerede çarptık? Öyle bir durum olmadı. Yani eşliğin hani şu 10'la çarptık ama bu pozitif sayı 10'dan dolayı değişmedi. Belki bir soruda hata da olabilir ya. Yani bir yerde hata var gibi geldi bana da. Neyse buna bir daha bakacağız. Ya burada artı eksi işaretlerinde bir hata var. Şurada bir sıkıntı var evet. Bu 14'ün soru. Ben buna bir daha bakayım. 14 buna tekrar dönelim. Yani bir hata var da ne acaba bulamadım. Yani bu çözüm doğru. Sıkıntı yok. Eğer böyle bu işaretler doğruysa her şey. Cevap çözüm kümesi boş küme. Neyse bunu bir daha inceleyelim tamam mı? Bunu geçiyorum. Bu şekilde doğru çözüm yani. Onu demek istedim. Tabii cevap bana göre yanlış oluyor da. Tekrar inceleyeceğiz. Geçiyorum 15. Evet burada payda içeceğiz. Hepsini 20 yapabiliriz. Yani buraya 5 yazalım. Buraya 4 yazalım. Evet burada ne gelir? 15 gelir. 3 kere 5 15. Şunu dağıtmayayım şimdilik. Sade ne yaptım? Şu 5'te 3 çarptım. 15 yaptım. Payda 20 yapar tamamen. Çünkü 4 kere 5 20. 5 kere 4 de 20. Şu 4 ile şu 2 çarpıyorum. Ne yapar? 8 yapar kızlar. X eksi 3 diyorum. Küçüktür. 7x artı 13. Bölü 20. Evet, paydaki sayılar 20. Pozitif sayı olsun. Bunlar sadece yani sağ ve solu 20 ile çarptım aslında. Pozitif sayıyla çarptım. Yön değişme olayı olmadı. Buna dikkat. Eğer eksi 20 olsa bu yön değişir. Yani büyük olur mesela şu an. Yani şöyle bakıyorum. Dağıttım burayı da. Ne geldi? 15x eksi 15 yaparsa. Şurası ne yaptı? Eksi 8x artı 24 yapacak. Ve küçüktür 7x artı 13 yapacak. Düzenlersem şurası 7x yaptı. 7x şurası ne yaptı? Eksi bir şey mi geliyor? Pardon artı gelecek değil mi? Artı 9 mu geliyor kızım? Doğru yazdık mı? Evet doğru herhalde değil mi? Sıkıntı yok. Sağ ve solda 7x'ler var. Bunlar birbirine yapar. Sağ değiştir şöyle gider. Burada 9 kaldı. Burada ne kaldı? 13. 9 13'ten küçük mü her zaman? Doğru. O zaman çözüm kümesi reel sayılar. Bütün sayılar bunu sağladı. Cevap mı acaba? Mirvan? Evet hocam. Efendim? Doğru değil mi? Doğru. Tamam hadi bu doğru. O zaman bunu geçiyoruz. Bütün sayılar sağlıyor hanımlar. Reel sayılar dediğim zaman. Çözüm kümesi tamam.
Başka bir soru, 16. soru. Ne demişler? Başlangıçta kefeler boşken dengede bulunan iki teraziye şekildeki gibi kefelerine belirli ağırlıklar konulduğunda aşağıdaki denge durumları oluşuyormuş. Yani burada 2x, değil mi? Bu denklem şöyle değil. 2x eşittir y'dir, değil mi? Bunu düşünebilirsin buradan. Buradaki denklem ise 3 tane x eşittir 2z diyebiliriz. 3 tane x 2z eşitmiş. Tamam. ABC sayıları aşağıdaki gibi tanımlanmış. Şunlardan bahsediyor. Buna göre aşağıdaki sıralamadan hangisi doğrudur diye vermiş. Şimdi nasıl yapalım? Ya burada değer verip de yapabiliriz. Küçük değerler. Mesela buraya x'e 1 versem y'ye 2 olacak. Ya da x'e 1 değil de 2 mi versem? Şurada hani oran ve orantı konusu var ya, hatırlarsanız, değil mi? Biliyorum, hatırlıyor musunuz? Şunlar şu eşleşti bizim için. Şu z'de 3 eşleşti. Öyle diyelim. X'i biz 2 seçelim kızlar. X 2 olsun. Yani değer vererek yapmaya çalışalım. X 2 iken z nedir? 3'tür buradan. Yani şu x sayısı 2'ye gidiyor. Ondan dolayı 2 seçtim. Z'de bu da 3'e gidiyor. Z'de 3 seçtim. Ben buraya 2'ye yazarsam hani x 2'ye. 2 ise y'de 4 olmaz mı? Olur. Şuna gelmedi mi? Geldi. Şimdi bunları gelip buraya yerine yazalım. X kaçtı? 2 idi. Y'miz kaçtı? 4'tü. Bölü z'miz kaç? 3. Oraya burası ne yaptı? 6 bölü 3 yaptı. Yani 2'ymiş. A sayısı 2 diye seçelim. Yani 2 oldu. Z'yi düşünelim. Z sayısı burada 3'tü. Eksi x sayısı burada ne de 2'dir. Ve bölü y sayısı 4. Burası ne yaptı? 1 bölü 4 oldu. Demek ki b sayısı 1 bölü 4. C'ye geldim. Y sayısı 4. Eksi x sayısını kaç seçtim? 2 seçtim. Bölü z sayısı da 3'müş. O halde bu da ne yaptı? 2 bölü 3 yaptı. Bunları sıralayacağım şimdi. Burada en büyük hangisi? Tabii burada büyük en küçüğe sıralamış. En büyük 2'dir değil mi kızlar? 2 daha büyük değil mi hepsine? Yani şu 3 tane 1 bölü 4 ve 2 bölü 3'ten büyüktür. Yani bunun değeri kaçtı? Mesela 0.25'tir değil mi mesela bunun değeri? Şu ne de 0.66 gibi bir değerdi. Yani 6.6 diye gider. O halde en büyük 2 olduğunu söylüyorum. Sonra 0.66 büyüktür değil mi? Bu da 0.25. Demek ki A, şu 2 dediğim şey zaten A'ydı. Büyük A, büyük büyük A, büyüktür. Burası neydi? C'ydi. Bu da büyüktür. Şurada bizim B'miz değil mi? A, C, B şeklinde bir şık olması lazım. O da Bursa olması lazım cevabımız. Evet, Bursa cevap. Böyle düşünebiliriz yani. Yani oran orantı alaka. Yani şurada oran orantıyı kullandık. X, Y, Z arasındaki ilişkiyi yani sayısal değerler bulduk. Yani x eşittir 2k, z eşittir 3k, y eşittir 4k'da seçebilir. Yani öyle bir durum da var. K, k, yani yanına k şeklinde yazabilirsin. 2k, 3k, 4k. Yani x 2'nin katlarından bir sayı, z 3'ün katlarından bir sayı, y de 4'ün katlarından bir sayı anlamında kullanılabiliyor. Çözümde bu şekilde yapılabiliyor. Geldik 17 herhalde. Evet. Ha, 17 yokmuş. Testlere geçiyor. O halde bunları size bırakıyorum artık. Bunların çözümleri internette var. Bir arkadaş biri çözmüş. İsteyen bulabilir ya da ben atabilirim gruba, onu da söyleyeyim. Nerede var hocam? Tamam, ben gruba atayım da biri çözmüştü de. Ben linkini atarım, oradan siz girersiniz. Tamam hocam. Bu halde bunu geçiyorum. Bu kaçıncı köydü bu kızlar? 18'de 19'da devam edeceğiz bu halde. 19'da bir bakalım ne varmış. 19 buradaymış. Yine başlık denklemler ve eşitlikler demiş. 9 demiş. Birinciden bir bilmenin denklem ve eşitliklerin çözümlerini bulacakmışız. Bakalım nasıl. Şöyle bir uyarı ver. Neymiş? Önemli demiş. A ile B aynı işaretli sayılar olsun. Yani demek ki zıt işaretli olmayacakmış. Önemli aynı olmasına dikkat edecekmişiz. Evet, aynı işaret ise geçerli yani bu. Burada ne anlatıyor? 1 bölü A küçüklüğü 1 bölü X, o da küçüklüğü 1 bölü B demiş. Yani örnek verelim burada ne demek için. Buna yön değişiyor. Dikkat edin. A büyüklüğü X olmuş. O da büyüktür B olmuş. Örnek verecek olsam 1 bölü 2 mesela. A yerine 2 yazdım. Şu 2 yazarsam ya da daha değişik küçük yazayım. 4 diyelim. A'yı 4 seçtim. 1 bölü 4 oldu. Buraya 1 bölü X diyorum. Hatta X'e de bir değer verelim. Daha güzel mi olsun? Yani o da değişsin. O da mesela ne olsun? 2 olsun. Şurası da B'de 1 verin kızlar. Değil mi? A 4 oldu.
X 2 oldu. B de 1 oldu. Olur mu? Olur. Niye olmasın? Evet, şimdi ne yapayım? Bunları ters çeviriyorum. Yani payla payda, yani şu A'yı yukarı aldığımda değil mi? Bunu ters çevirsem çarpmaya göre tersi 4 yapar değil mi? Bunu çarpmaya göre tersi 2 yapar. Bunu çarpmaya göre tersi 1 yapar. Bunlar şöyle sıralanmaz mı? 4 2'den büyüktür. 2 de 1'den büyüktür. Yani bu anlama geliyor şu ifade. Yani şurada verdiği eşitlikteki ifademiz sayısal olarak böyle düşünülebiliyormuş. Bir bölü şeklinde yazılan ifade ters çevrildiğinde ne olmuş? Yön değişiyormuş. Bu önemli yani burada. Evet, basitçe bir örnekle açıklamaya çalıştım şu kuralın ne olduğunu. Ve gelelim diğer örneğimize. Şimdi pardon, soru bu arada. Örnek, evet doğru. Eşitliğin eşitlik sisteminin gerçel sayılardaki çözüm kümesi istemiş. Yani işte 1 bölü 1 bölü hepsi. O zaman ne yapayım? Ters çevireceğiz değil mi? Yani burası 3 olacak kızlar ama yön değişecek. Şu aradaki küçük yerde büyük olacak. Burası yine x olacak. Yukarı attığınızda evet değil mi? 1 bölü x'di, x oldu. Bunu da ters çarpmaya göre tersinde de 2'dir. Yani bu şekilde bunu da tabii şöyle yazabilirsiniz. 2 küçüktür x, küçüktür 3 yazılabiliyor. Yani şu ifade bunun aynısıdır. 2 ile 3 arasındaki sayıları kastediyor. Yani 2 ile 3 demek şu aradaki sayılar. Tüm reel sayılar anlamına geliyor. Evet, çözüm kümesini yazacak olsam çözüm kümesi ne diyeceğiz? 2 ile 3 aralığıdır. Yani şöyle yazılır. İkisi de yuvarlak. Neden? Şurada eşitlikler yok. Yani şurada eşitlikler yok. Ondan dolayı. Ya da içi dolu değil. Ondan dolayı böyle yazılır. Cevap olması lazım ama. Evet, Mihriban nedir cevap? Bu hocam cevap. 2-3 açık aralık. Tamam. Evet, geldik buraya. Evet, ne diyor? X'in alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır? Çarpmaya göre tersini alacak. Aslında orada anlatmak istediği orada oydu yani. Çarpmaya göre tersini yok. Payla payda yer değiştirdim. Yani x artı 2 bölü 5 olduğunda bu yön değişir. Burası küçük olur. Bu da ters çevirir. 5 gelir. Yani burasının çarpmaya göre tersi nedir? Çarpmaya göre tersi 5'tir. Bunun çarpmaya göre tersi nedir? X artı 2 bölü 5'tir. Ama işaret ne yapıyor? Yön değiştiriyor. Tamam, bu eşitliği çözeceğiz. Sağ ve solu 5 ile çarpalım. Burayı 5 ile çarptım. Burayı da 5 ile çarptım. Şu 5 ile bu 5 gitti. Burada x artı 2 kaldı. Bu katı 25 kaldı. X burada ne yapar? Burada eksi diye geçerse 25 eksi 2 oldu. X burada ne yapar? 23 yapar. Demek ki x sayısı 23'ten küçük olan sayılarmış. Tabii şurada dikkat etmemiz gereken bir şey daha var değil mi? Kaç farklı tam sayı değeri vardı. Şimdi şu paydamız negatif şey sıfır olamaz. Yani x eşittir eksi 2 olamaz mesela. Onlardan bahsedebiliriz. Burada 5'e bölünecek ama 23'ten küçük tam sayı deyince 23'ten küçük sonsuz tane sayı var. Burada bir sıkıntı var ama ne? Şöyle bir tane aldık. Şu yön değişti mi? Burada tamam. 23'ten küçük olan tam sayılar ama olmayacak. Ters çevirince x artı 2 bölü 5 oldu. Yön değişti. Bu hale geldi 25. Nerede hata var? 23. 23'ten küçük olan sayı. Tam sayı. Bunun cevabına ne demiş miydi ben? Demiş hocam. Bu nasıl o zaman? Bir dakika. 1 bölü 5. Bir dakika ne olur? 1 bölü 5'ten büyük olan sayı. O zaman pozitif bir sayıdır aynı zamanda değil mi? Böyle düşünmek lazım. Şimdi şurası 1 bölü 5 ya kızlar. 1 bölü 5 ise o halde bu sayı aynı zamanda pozitif demektir değil mi? 1 bölü 5'ten büyük olan bütün sayılar pozitif. Yani şunu demek istiyorum. X 5 bölü x artı 2 ifadesi aynı zamanda sıfırdan büyük bir sayıdır. Evet, buradan ne yaparız? Sıfırdan büyük de burada zaten bizim için hani sonuç pozitif ya, 5 pozitif bir sayı ise o zaman x artı 2'de ne olması lazım? Sıfırdan büyük olması lazım değil mi? Bu yorumu yapmamız lazım. Evet, anlaşıldı mı acaba burası? Neymiş? 1 bölü 5 pozitif bir sayıdır. O halde 1 bölü 5'ten büyük olan sayının tamamı da yani bütün sayılar da pozitiftir. 5 sayısından pozitiftir. O halde pozitif sayı pozitif sayıya bölünce pozitif geldiği için o halde x artı 2 sayısı sıfırdan büyük olmalı. Yani x'ler eksi 2'den büyük olmalı kızlar. Demek ki şununla şunu düşünmem lazım. X'ler eksi 2'den büyük ve x'ler eksi 3'ten, 23'ten küçük olmasa eksi 2 buradadır.
ve 23'te burada. Buradaki sayılardır yani bizim için. Hani burada kaç tane sayı var onu düşüneceğiz. Kim var? Eşitlik. Burada eşitlik yok tabii ki. Nereden başlar? Eksi 1 ile başlar. 0, 1, 2, 3, 4 diye gider. Nereye kadar? 20, 2'ye kadar. 22 dahildir yani. Burada kaç tane sayı var? Şuradan şuraya kadar zaten 22 tane sayı var. 2 de burada var. 24 tane sayı vardır. 24 tane tam sayı vardır. Bunu sağlayan. Şey, bu da bu şekilde bitmiş oldu. Evet, şurada düşünmediğimiz yer burasıydı. 1 bölü 5 sayısının sıfırdan büyük olduğu, pozitif olduğunu düşündük. Oradan yola çıkarak şu ifadeyi bulduk. Şu hissi yani. Bunun cevabı da 24 demiştim galiba değil mi? Evet hocam. Bu da böyle. Gelelim örnek 3'e. X'i vermiş. Y'nin en geniş aralığını sormuş. Yani Y nerede yaşıyor? Ona bakacağız. Bu gibi soruda şurada X verdiği için X'i yanına bırakmamız lazım. Şu denklemde X'i yanına bırakırsam ne gelir? X eşittir. Buradan 2 artı Y gelir değil mi? Bu X'i gelip şurada yerine yazmak lazım. Şu X'in yerine ne yazıyorum? Şurada düşünüyorum. 2'yi yazdım. X gördüğüm yere 2 artı Y yazıyorum. Dikkat. Burası 5. Şu X'in yerine gelen ifademiz. Dikkat. Y'yi yalnız bırakmam lazım. O halde her taraftan 2 çıkaracağım. Buradan 2 çıkarsam ne yapar? 2 eksi 2 oldu. Buradan da 2 çıkarıyorum şöyle. Ve 5'ten de 2 çıkardım. Burası 0 yaptı. Burası ne yaptı? Artı 2 eksi 2'yi götürdü. Burada Y kaldı. Burada ne kaldı? 3 kaldı. Demek ki Y 0 ile 3 arasında değişiyormuş. 0 ile 3 arası. Pardon, şuraya 3 yazacaktım. Burası 0, burada 3 olacak. Burada değişiyor G'lerimiz burada. Yani aralık olarak yazacağım. 0 ile 3 aralığı demem lazım. Şöyle. Bu da en geniş aralığı bu şekilde bitmiş olur. Doğru değil mi? Bunu da geçiyorum halde. 4. Yine benzer soru. Yine Y'yi sormuş. Yani yine buradaki X olduğu için şu X'i yalnız bırakmam lazım. Evet bırakalım. 2x eşittir buradan 1 artı y oldu. Her iki tarafı da 2'ye bölersin. Yani burayı da 2'ye böldüm. Burayı da 2'ye böldüm diyorum. Şu 2'ler gitti. Ne oldu o halde? X eşittir buradan 1 artı y bölü 2 geldi. İşte şu x'in yerine ne yapacağım? Gelip bunu yerine yazmam lazım şuraya. Hadi şurada yapalım. Eksi 1 küçüktür. X yerine 1 artı y bölü 2 yazdım. Bu da küçüktür 2'ymiş. Şimdi buradaki y'yi yalnız bırakmaya çalışacağım. Ama çünkü y'yi bulmak ya en geniş. Y'nin en geniş aralığını bulmak için Y'yi yalnız bırakmak lazım. Her iki tarafı 2 ile çarpıyorum. 2 ile çarpınca burası ne yapar? Eksi 2 yapar. Burası 1 artı Y kaldı. Burası ne yaptı? 2 ile çarpınca 2 kere 2 4. Burası öyle oldu. Her iki tarafı 2 ile ne yaptım? Çarptım. Yani şöyle göstereyim istersen. Nasıl diyelim? Şuraya 2 ile çarptım. Burada 2 ile çarptım. Burada ne yaptım? 2 ile çarptım. Eksi 2 buradan dolayı geldi. Şu 2 ile zaten birbirini götürdü. 1 artı Y kaldı. Burada 4 yaptı. Sonra şu artı 1'i yok etmem için gerekiyor. Buradan 1 çıkaracağım. O halde 3 kaldı. Buradan da 1 çıkarsam eksi 3 mü yapar burada? Değil mi? Eksi 1 ekliyorum yani. Buraya eksi 1 eklesem eksi 3 yaptı. Buradaki eksi 1 artı şu artı 1'i götürdü. Buradaki eksi 1 ne yapar? 4 eksi 1'den 3 yaptı. Y demek ki bu arada değişiyor. Yani eksi 3 ile 3 aralığındadır. Sayı doğrusuna gösterecek olsam eksi 3 artı 3 aralığı. Yani Y'ler bu arada değişiyor. Doğru yaptınız hocam. Evet. Bu da böyleydi. Evet, geldik diğerine. Üniversite giriş sınavına hazırlanan Rana 23 tane test kitabı almıştı. Rana bu kitap test kitaplarının 15'ten fazlasını 21'den azını çözdüğünü hatırladığına göre Rana'nın çözmediği test kitaplarının sayısının alabileceği değerler kümesini bulun demiş. Toplam 23 kitap almış. Bu kitaplara ben daha doğrusu çözdüm. Evet, çözdüğü kitaplara düşünelim. Çözdüğü. Kitap sayısı diyelim. X olsun. O halde X nerede değişmesi lazım? Şu ifadeye göre. Test kitaplarının 15'ten fazlasını diyor. 21'den azını çözmüş. Evet, X nerede değişmesi lazım? O halde 21 ile 15 demiş ama 15'ten fazla dediği için o halde bu eşittir olmayacak. Yani 15'ten fazla diye 16, 17 kastediyor. 16, 17, 18 devam ediyor. 21'den de azını çözmüş. 21'den azı ne demektir? Yani 20 olabilir. Yani bu 16, 17, 18, 19, 20 olabilir. Yani bu aradaki değerleri kastediyor. Ben böyle anladım. Siz aynı şeyi anladığımı bilmiyorum. 21'den az derken bunu söylemiş değil mi? Tamam. Bize neyi sormuşu? Çözmediği test kitapları yani toplam
çözmeliklerini ben ne diyeyim, y mi diyeyim mesela, y diyeyim. Y'yi bize soruyor değil mi? Y'nin aralığı sormuş. Ben neyi biliyorum? Çözdüğü kitap sayısıyla çözmediği kitapların sayısı 23 tane olduğuna göre buradan y'yi bulmam lazım. Tabii bizim burada x var. X'i yalnız bırakacağım. X işte buradan ne geldi? 23 eksi y mi gelir? Evet, 23 eksi y. O hale gelip buraya 23 eksi y yazıyorum. X gördüğüm yere. Burası ne oldu? 15 ile 21 arasında. Şimdi şu 23'ü yok etmem lazım. 23'ü yok etmek için ne yapıyorum? Her taraftan 23 çıkarıyorum. Yani 15 eksi 23 oldu. Burası zaten 23 eksi y idi. Bir de eksi 23 ekliyorum buraya. Buraya da aynı şekilde eksi 23 ekledim. Şunun sonucu ne yapar kızlar? 8 mi yapar? Eksi 8 tabii. Doğru mu yazdım, yanlış mı yazdım? Bir daha tam yapıyor. Eksi y tam doğru. Şunlar birbirine götür değil mi? Artı eksi 23'e birbirine götür. Eksi y kaldı. Şu ikisinin farkını yapar kızlar. O da eksi 2 mi yapar? Şu eksiden kurtulmam lazım. O halde ne yapayım? Her tarafı eksiyle çarpayım ya da genişletiyorum ya da diyebilirim. Yani buraya eksi 1'e çarpıyorum. Eksi 1'e çarparsam burayı ne yapar? Artı 8 yapar ve yön değişir. Dikkat, eksiyle çarptığım için. Bu da artı y'ye dönüştü. Eksi 1'e çarptığım için. Böyle de eksiyle çarparsam ne yapar? Bu da artı 2'ye döner ve aradaki tabii ki yön değişir. Dikkat. Demek ki y dediğim ifade neymiş? 2 ile 8 arasında değişiyormuş. Cevap bu olması lazım. 2-8 aralığı. Alabileceği değerli hükümeti bu yani. 2 ile 8 arasında mı cevap acaba? Hocam o 3, 4, 5, 6, 7 yazmış küme içinde liste yöntemiyle. Ha, şuradaki sayıları yazmış. Tam sayı olarak mı düşünüyorum? Bir dakika. Test sayılarının alabileceği değerler kümesi. Değerler kümesi dediğim tamam kümeyi düşüneceğiz. Yani bu aralığı yazdım ben. Buradaki elemanlar sormuş yani. O zaman şöyle bir geri alayım. Şu aradaki sayıları yazacağım sadece. Evet y. Bu arada hangi sayılar var tabii ki? 3 var, 4 var, 5 var, 6 var ve 7 var. Cevap bu şekilde demiştin değil mi? Değerler kümesi bu olması lazım. Evet hocam. Evet bu cevap. Aralıklık değerler kümesi için bu şekilde kümeyi yazdık. Tamam doğru. Burada geçiyorum halde. Bu arada kaç dakikamız var ona da bir bakalım. 2 dakika var galiba. Evet 2 dakika var doğru. Sırada ne var? Evet eşitsizliklerde toplama olayı var. Aynı yönlü eşitsizliklerde taraf tarafa toplama işlemi yapılabilir. Yani şurada A küçüktür B, C küçüktür D ise A ile C'ye toplamış. A artı C yazmış görüyorsunuz. B ile D'yi toplamış. Buraya yazmış. B artı D ve A artı C şeklinde toplanabilir. Taraf tarafa toplama işlemi yapılabilir. Onu demek istiyorum. Bakarsanız burada yine A ile C var. Burada B ile D. A ile C'yi toplamışlar. B ile D'yi toplamış. Ne fark var sizce bunun? Ne fark var? Bir fark var. Gördünüz mü? Bilmiyorum. Farkı bak şurada eşitlik var. C burada ile D'de eşitlik var. Şimdi bunda eşitlik var. Şunda yok. Buradan dikkat etmemiz gereken neymiş? Eğer ikisi de eşitlik yoksa yine eşitlik olmayacak. Birinde var birinde yoksa yine eşitlik olmayacak. Yani toplamları yazarken yine eşitlik koymayacağız. Öyle düşünelim. Burada ne yapmış? İkisinde eşitlik var. Vallahi ikisinde eşitlik varsa eşitlik gelecekmiş. Tek durum var neymiş? İkisi de eşitlik varken eşitlik geliyormuş. Yani hem küçük hem eşittir anlamında. Yine A ile C'yi topluyoruz. B ile D'yi topluyoruz. Evet aynı yönlü eşitliklerde taraf tarafa tarafa çıkarma, çarpma, bölme işlemi yapılamaz. Evet bu da önemli. Sadece toplama yapıyor taraf tarafa toplama işlemi. Taraf tarafa çıkarma diye bir şey yokmuş. Taraf tarafa çarpma yokmuş. Taraf tarafa bölme işlemi yokmuş. Evet eşitliklerde taraf tarafa yapılan toplama işlemlerinde ne diyor? Altıda gelen eşitlik sembollerinin yalnızca her ikisinde de sınır dahil edilmiş ise toplam sonucunda elde eden eşitliğe de sınır dahil ediyor. Yani şunu demek istiyor. İkisi de eşitlik varken diyor eşitlik olur diyor. Diğer durumda da eşitlik olmadı. Evet. Süremiz doldu. Burada kalacağız. Yani diğer derste bu örnek 6 ile başlayacağız. Ve bugüne bu kadar diyoruz. Size iyi dersler. Görüşmek üzere. Görüşürüz.